Bu oyunu çalışmaya 3 sene önce başladık. Hasret Gültekin'in hayatını yazmaya karar verdiğimizde önce eşi Yeter Gültekin ve oğlu Roni Gültekin'le birlikte çalışmaya başladık. Onlar Hasret Gültekin'in hayatını, anılarını, dünyasını bize anlattılar. Bütün süreçte hep yanımızdalardı. Sonrasında İstanbul'da annesi, kardeşleri ve arkadaşlarıyla görüşmeler yaptık. Devamında Mert Kılıç'la birlikte oyunun sahnelenmesi gerçekleşti. Müzik tiyatronun gücüne inanıyoruz. 25 sene önce yaşanan bu olayın hala acılarının sıcak olduğunu düşünüyoruz. Ne yazık ki davanın zaman aşımına uğraması bu olayın gerçekliğini kaybettirmiyor, acısını kaybettirmiyor. Ve hala sokaklarda gençlerin bombalar altında öldürülmesi bize bu olayların yinelendiğini hatırlatıyor ne yazık ki. O yüzden böyle bir oyun yapma ihtiyacı hissettik. Biz bu yola bundan 3 yıl önce çıktık. Çünkü Sivas'ın yangını halen sönmemişti. Yani Ankara'da bombalar patlıyordu, Suruç'ta patlıyordu. Yani toplum bu acıları yaşamaya devam ediyordu. Yani biz burada bir kişiyi anlattık. Bir kişinin hayatında, bir kişinin özelinde 33 canı anlattık. Ve topluma, herkese bir şeyi bir daha hatırlatmak istedik. Yani bu toplumun kaderi olmasın istedik bunlar. Biz bundan dolayı bu projeyi yaptık. Ben Gülşen Aktemur. Oyun yazarı Şirin Aktemur'un annesiyim. Şu an yeni oyunu izledim ve çıktı. O günleri yaşadım. Çok hüzünlü, çok kötü günlerdi o günler. Tekrarlanmaması dileğiyle. Gerçekten çok üzüldüm. Gencecik 33 canı aldılar. Duygularımı daha fazla ifade edemiyorum. İçim o kadar dolu ki. Kızımın ve ekibinin eline bileğine sağlık ki böyle güzel, böyle hüzünlü de olsa böyle güzel bazı şeyleri ortaya çıkarttıkları için cesaretlice onları kutluyorum.